Herkese selamlar. Dostlar malum artık bir klasik haline geldi. Her yıl olarak paylaştığım yazılımcı maaşlarını bu seneki güncel halinde paylaşmak istedim. Malum artık 2024 yılına geldik. Mart ayı bayram öncesi işte ikramiyeler, primler, yapılamayan işte yılbaşında yapmayanlar işte Mart, Nisan ayı gibi veyahut da eğer henüz yapmadıysa bile en azından oranların konuşulduğu dönemler sona ermek üzere. Kısaca artık az çok herkes önünü görebilir hale geldi. Dolayısıyla benim de paylaşma vaktim geldi. Şimdi olsa ben buraya kendimce ufak tefek işte bazı güncel rakamların notunu almış durumdayım. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi yine şöyle paylaşayım ben size arkadaşlar. İlk önce bir IT dünyasında analist olarak çalışan bir arkadaşımın, bir bayan arkadaşımın, analist kendisi. Analist arkadaşımın yaklaşık olarak 5-6 yıllık bir tecrübesi var. 5-6 yıllık tecrübeli ama tabii ki başarılı bir analist. Yani yöneticiler tarafından sevilen bir bankada analist olarak çalışan bir arkadaşımın ortalama maaşından bahsediyorum. 98 bin TL gibi bir maaşı var arkadaşlar. Tabi buna yılda alabileceği primler hariç nasıl hangi şartlarda çalışıyor onu size söyleyeyim. Bir bankada çalışıyor. Dediğim gibi bir analist olarak çalışıyor. 98 bin lira ortalama maaşı var. Bu tabii ki brüt maaş alıyor ama biz bunu tutup işte tutuyoruz. Bu brütün işte brütten neti hesaplayıp toplayıp çarpıp bölüp 12'ye böldüğümüzde aylık ortalama eline geçenden bahsediyoruz. Tabi burada ne hariç arkadaşlar? Tabii ki burada işte dediğim gibi işte şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Çalışma şartlarından bahsetmiyorum ama işte bir de 3 maaşa kadar da prim alma imkanı var. Ne demek istiyorum 3 maaşa kadar prim alma? Geçen sene atıyorum işte 3 maaşa yakın prim aldı başarılı olduğu için. 1 maaş alabilir, 1,5 maaş alabilir, 2 maaş alabilir. Bu değişken bir şey. Maaş haricinde bir de böyle bir olanağı var. Tabii dediğim gibi arkadaşlar çalışma şartları bu arada bunu da artık eklemek istiyorum bu sene itibariyle. Çalışma şartları arkadaşlar hibrit dediğimiz bir model. Yani işte haftanın belli günleri iş yerine gitme durumu var. Tamamen remote değil. Yani bu da artık bence bir kriter olduğu için bunu da artık notların arasına eklemiş durumdayım. Peki arkadaşlar başka bir arkadaşımdan bahsedeyim. Yine aynı bankada çalışan başka bir arkadaşım. Bu arkadaşım arkadaşlar artık 12 yıllık falan tecrübesi olan artık müdürlük seviyesinde de yönetici seviyesinde olan aynı zamanda yani management title olan bir arkadaşım. Halen daha yazılıma devam ediyor. Analist değil. Onu belirteyim. Arkadaşlar bu arkadaşımızın maaşı da ortalama dediğim gibi gene topla çarp böl ne yaparsan yap artık o yani yıllık ortalama işte 12'ye böldüğümüz zaman 160 bin liraya yakın işte 157 bin liralar civarında bir maaşı var. Dediğim gibi aynı şey aynı şartlar onun için de geçerli. Yani 3 maaşa kadar da prim alabilir. Ne alamayacağını da işte hep beraber görüyor olacağız. Bir ay sonra falan belli olur. Peki arkadaşlar benzer aynı kurumda çalışan iki arkadaşla bahsettikten sonra şimdi bir de junior seviyesinden bahsedelim. Yani junior seviyesinde nasıl olabilir? 2020 yaklaşık olarak 1,5-2 yıl arasında bir tecrübeden bahsediyoruz. Bu arkadaşlar bir kamu kurumunda çalışıyor. Kamuya ait bir bankada çalışan bir yazılımcı arkadaştan bahsediyoruz. Bu kardeşimiz daha dediğim gibi ikinci yılını doldurup doldurmadığından emin değilim. Bir yılı kesin geçti. 1,5 yılda falan rahat buldu. 2 yıl sanırım tam olmadı. Bir kamu bankasında çalışıyor. .NET Development yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra başka yani burada işte her şeyi topla çarp böl. Dediğim gibi işte 55-60 bin lira arasında bir geliri var. Tabii ki işte bu ne bileyim ben bankanın işte kamu bankası olduğu için biraz değişiyor işte ekstra işte yardımları yok kira yardımı yok kömür yardımı gibi şeyler eklerlerse bu işte 3 aşağı 5 yukarı oynar. Siz işte aşağı yukarı 55-60 bin lira aralığında bir gelir olduğunu düşünebilirsiniz ortalamada. Başka bir arkadaşım var yine ondan da bahsedeyim. Bu arkadaşım da zamanında beraber çalıştığım bir arkadaşım yine. Bu full remote bir online alışveriş sitesinde diyeyim çalışıyor. Ondan sonra uzaktan çalışıyor şehir dışında. Arkadaşlar bunun maaşı gene dediğim gibi belki 14 yıllık falan tecrübesi olmasına rağmen piyasanın bayağı bir altında. Biz bunu zaten kendisiyle de konuştuk. Kendisi şu anda arkadaşlar işte 100 bin liraya yakın bir maaşı var. 95-100 bin arası diyeyim yine. Ama dediğim gibi normalde piyasa şartlarının çok altında. Tek avantajı nedir derseniz arkadaşlar full remote. Kendisi İstanbul'u pek sevmezdi. Şu anda İstanbul dışında çalışabiliyor. Öyle bir imkanı var. Yani avantaj olarak söyleyebileceğim. Hani bu maaşa tek sadece bu var yani başka bir numarası yok. Çalıştığı firmanın da şu anda şartlarından çok çok memnun da değil açık konuşmak gerekirse. Peki diğer iki arkadaşımdan daha bahsedeyim size arkadaşlar. Yine beraber çalıştığım arkadaşlarım bunlar zamanında. Bu iki arkadaşım yine aynı bankada çalışıyorlar. Birisi bir bayan birisi bay. Artık bay bayan birine tepki gösteriyordu ama neyse emin değilim. Arkadaşlar şimdi
Benzer maaş alıyorlar. Tecrübeleri çok benzer. Dedim ki bunlar yine 10 yıl plus tecrübeli insanlar. Bir özel bankada çalışıyorlar arkadaşlar. Bu özel banka da maaşla birbirinin arasında yaklaşık olarak bir 6 bin lira kadar bir fark var. Yani dediğim gibi toplam maaş, yıllık maaşı al 12'ye böl. Toplamında 6 bin TL gibi aralarında bir fark var. Tabii burada bununla beraber arkadaşlar yıllık bir de prim alıyorlar bu arkadaşlar. Maksimum ne kadar prim aldıklarını bilmiyorum ama ortalama işte bir maaş gibi de bir prim ellerine geçiyor. Bu artık bir maaş primle beraber işte alabiliyorlarsa ortalama nereye geleceklerini hep beraber kendileri de görecek. Biz de göreceğiz. Dediğim gibi aynı kurumdalar, farklı şeyler hani aynı özel bankalar ama farklı ekipteler. Atıyorum birisi kredilerde, birisi atıyorum core banking'de gibi düşünün. Aralarında dediğim gibi maaşında bir 6 bin TL kadar bir fark olduğunu biliyorum. Başka bir arkadaşım bir yazılım firmasında arkadaşlar. Yazılım firmasında alt seviye manager. Zaten arkadaşlar yazılım firmalarında malum artık öyle çok fazla katman olmaz. Yani işte uzman, uzman yardımcısı, yetkili, yetkili yardımcısı, işte müdür, müdür yardımcısı, daire başkanı falan. Böyle araya çok fazla kademe koymazlar. Gerek de yoktur bence zaten. Bu yönetim seviyelerine gereksiz para harcamak yerine işi yapana, daha doğrusu kodu yazana parayı vermeyi tercih ederler. Malum işi kim yapıyorsa parayı da o alsın mantığıdır. Bu arkadaşımın maaşı arkadaşlar, bu arkadaşımın en büyük farkı şu. Tabii yazılım firmasında çalışıyor, bir teknoloji firmasında çalışıyor ama bu teknoloji firması kendisini outsource ediyor. Nereye outsource ediyor? Bir bankaya outsource ediyor. Orada dediğim gibi alt seviyede yönetici aynı zamanda. En büyük farkı net maaş alıyor. Yani brütten değil de netten maaş alıyor. Her ayına geçen para net. 160 bin TL gibi bir maaşı var arkadaşlar. 158 bin küsür. 160 bin TL, ben düz hesap konuşuyorum. Artı kendisinin yönetici olması vesilesiyle de aldığı ekstra bir para var. Toplamda ben yine düz konuşayım arkadaşlar. Toplamda işte bu management seviyesinde aldığı fark artı işte kendi maaşı vesaire derken arkadaşlar 183 bin TL gibi aylık ortalaması mevcut. Yine tecrübe olarak sorarsanız arkadaşlar 10 yıl plus bir tecrübeye sahip kendisi. İşte 10-11 yıllık bir tecrübesi var arkadaşımızın. Bu saydığım arkadaşlar her birisi arkadaşlar başarılı. Tamam, yani iş yerinde veyahut da çalıştığı ekipte ya işte bu yöneticileri tarafından sevilen ya da ekip tarafından sevilen kendisini artık ispat etmiş insanlardan bahsediyorum burada yani. Burada kendinizi ölçeklendirirken buna dikkat edin. En son bu arada bahsettiğim arkadaşım yeni hibrit çalışıyor arkadaşlar. Full remote çalışan bir tane arkadaşım vardı. Onun da maaşı piyasa şartlarının çok altında olduğunu vurgulayıp zaten söylemiştik. Bu bahsettiğim arkadaşların hepsi hibrit çalışıyor. Kimisi bir gün işe gidiyor ayda, kimisi bir hafta gidiyor, kimisi haftada 2 gün gidiyor gibi bir hibrit durumlar var. Bu tabii ki çalıştığı ekibe ve çalıştığı şirkete göre de değişiyor arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olayım. Şu an elime geçen güncel işte 8-9 tane örnek vardı arkadaşlar. Bunların maaş bilgilerini aşağı yukarı toparlayarak dedim ki ben rakamları yuvarlıyorum bu arada. Yani işte küsuratına kadar işte 157 bin 350 lira diyecek halim yok. İşte 160 diyorum ya da 155 diyorum ya da 155-160 arası diyorum. Yuvarlayarak konuşuyorum. Siz de buradan kendinize bir çıkarım yapabilirsiniz. Hani aldığınız maaşı kendinize kıyaslayabilirsiniz. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Bu söylediğim arkadaşlar gerçekten işini iyi yapan arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani uyum sorunu yaşamayan, işini iyi yapan, yönetici tarafından sevilen arkadaşlardan bahsediyoruz burada. Yani bunu da mutlaka parametre olarak eklemenizi tavsiye ederim. Dinleyen arkadaşlar teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.